Evet, herkes puanlarını verdi. Arzu Hanımcığım, sizden başlayalım. Kaç puan verdiniz buyurun? 2 ağlıyorum. Ağlayan surat ya. Ağlıyorum. 2 puan geldi Arzu Hanım'dan. Teşekkür evet, Hanif ederim. Abla kaç puan verdin buyur çevir. Amacım asla seni kırmak üzmek değil. Ciddi söylüyorum. Çok kibar bir masa olduk gerçekten. Yok, ben korkarım. Yok, hatta vebalden korkarım. Tamam, daha gençsin olur. Hatta ne güzel aslanlar gibi yarıştın. Bana bir verdin masaya. Aslanlar gibi yarıştın. Şöyle çevirelim. Evet, 2 puan geldi. Hakkını helal edin. Helal abla. Ayten Hanım öyle diyor ki haktan adaletten bahsediyor. Bana diyor 1 puan veriyordu. Hep yanlış anladınız beni ya. Ciddi söylüyorum. Ya, ben ağzımdan çıkan lafı da yanlış anladınız. Puanlamamı da yanlış anladınız. Peki. Sıkıntı yok. Benim hakkım varsa helal olsun sizlere. Siz Allah'a havale ediyorum. Hep yanlış anlıyorsunuz. Evet. İrem Hanım buyurun çevirin puanınızı. Ben çok üzüleceğim ama ben bu puanı ilk defa veriyorum. Eğer bunun fazlasını verseydim Ayten Hanım'la Arzu Hanım'a haksızlık ettiğimi düşünerekten bu puanı vermek zorundayım. Aa, yoksa ikisine haksızlık kaç ederim. Kaç puan verdin? 1 puan verdim. Yani el açması baklavası olan insana 2, eti olan insana 2 i̇şte, verince ben de öyle verecektim Kadir Bey, tepki verirsin üzgünüm diye. Üzgünüm yani. Onlara, verecek evet. Onlara haksızlık olur. Özellikle Ayten Hanım'a haksızlık olur. Yok sıkıntı yok bebeğim. Yok. Gerçekten. Tamam, o kadar menüye, bu menüye ona 2 verip buna 1 ver, yani 2 verseydim çok haksızlık olacaktı. Çok özür diliyorum. Hiç önemli değil. Ben verecektim. Direkt 1 verecektim. Dediğim gibi tepki verirsiniz diye, bir de menü tam olduğum zaman böyle 1 verme hakkımız yok dedin. Senin hatırına düzelttim ben onu. Açıklamam bu benim. Asla dediğim gibi bu yarışma kimseyi kırma, evet, üzme gibi bir şeyim, niyetim yok benim yani. Kararlıyım çünkü inanın Ayten Hanım ve Arzu Hanım'a haksızlık ederim Kadir Bey. Şimdi şu yani anda şöyle bir şey. Ayten Hanım'ın menüsüyle bu menüyü asla kıyaslayamayız. Kıyaslamıyorum. Orası ayrı bir şey. Evet ama ben hiçbir şey beğenmedim Kadir Bey. Yani beğendiğime puan vereyim desem hiçbir şeyi beğenmedim ama. Evet, İrem Hanım'dan 1 puan geldi. Üzücü olmaz. Hani tamam, hiç istemezdim zaten. 4. gün. Sen 4 gündür hep 2 verdin. Hiç mi birinin yemeğini beğenmedin be abla? Beğenmedim. Hiçbiri lezzetli gelmedi Kadir, beğenmedim. Sana. Ben savunmamı da güzel yaptım. Açık açık söyledim güzel. Arkamdan da geldiler. Allah razı olsun ben İrem Hanım'dan ama bak, ki İrem hiç beklemezdim. Bütün yorumlarıma... 2 puan da verdi. Şu an 1 de kullandı. Hani mesela sen hiç 4 vermedin. Hadi 4'ü geçtim. Hiç 3 puan kullanmadın. Vallahi Edero'ydu. Ben bir sen ya, bak, yorum yaparken hep şöyle yorum yaptın. Benim yorumum bu. Kabul edersin etmezsin. Ama çok yani, konuşuyor diyorsunuz Kadir. Ama konuştun konuşacağın kadar zaten. Orası ayrı abla. Ben de yoruldum. Hakikaten şunu size laf anlatmaktan istiyorum. Ben de yoruldum yani. Bak sen direkt kestirip attın. Dedin ki ben yemeğinizi beğenmedim. Çorbanızı beğenmedim. Arkadaşlar sana kendilerini savunamadılar. Sen hep dedin ki ben bu kadar yorum yapıyorum. Baktın ki üstüne çokuyor. Tam sustum ben bir daha yorum yapıyorum dedim. Çekildim. Benim yapım bu Kadir, ne yapmam gerekiyordu ama tamam peki? Da arkadaşların hiç kendilerini sana savunamadılar. Niye? Yani bu masadaki herkesin el lezzeti eşit mi? Kimsenin ağzına ben şey takmadım ki, fermuar takmadım ki konuşaydı. Fırsat vermedim. Nasıl fırsat ayrı vermedim? Da. Şunu nasıl demek istiyorum. Vermedim? Hepsinin el lezzeti ikilik mi? Evet. Kesin ve net. Ciddi söylüyorum, hiçbirinden doğru düzgün lezzet alamadım ben. Keşke çok şansın özür olsaydı söylüyorum. Da değiştirme sizin puanınızı, ben size 1 verirdim. Kusura bakmayın. Evet. Keşke şu an değiştirme fırsatım olaydı. Niye bu kadar bana tepkilisiniz, ben onu anlayamadım. Ya ne kendinize savunma hakkını verdiniz, ne konuşturma fırsatı verdiniz. Lan ben neymişim böyle ya, bütün masayı ele geçirmişim. İşte öylesiniz işte. Bütün masayı ele geçirmişim, ben neymişim böyle. Ya siz bile kendinizi tanıyorsunuz, evde bana herkes şey yapıyor diyerekten. Ne diyerekten? Yorum yapıyor yani, diyor ki konuşma, çok konuşuyorsun, çok bağırıyorsun diye. Demek ki siz böylesiniz. Ha ben böyleyim, ne yapmışım, kime ne zararım dokunmuş? Yarışmaya katılmışım, aslanlar gibi yarışmışım. Hanife Hanım, şahsi... dolayı zararınız dokunmuş olabilir. Yani herkese 2 verdiniz çünkü. Hiçbir şey yemediniz. Ben yememe gerek yok ki. Beğendiniz de yediniz. Ben damak zevkime hiçbir güveniyorum. Hiçbir şey beğenmediniz. Yedim, tadını aldım. Yeterli benim sizin için. Sizin damak tadınız acılı tarhana çorbası mı? Bu ya, bu mu yani? Veya dinlememek veya dinlememek, hakaret etmek. Başka yerlere siz çevirmek. Siz hakarete taktınız. Abla. Ben hakaret makaret etmedim. Peki. 1 milyoncu ben dedim. Ben lafın arkasını... Beni dinler misiniz? Hakaret. Hanife ablacığım, sen kendi gününde. Hakaret. Eğer hakaret ki, tabii ki yani. Kendimikinde yemedim ki ben Kadir. Şunu söyleyeyim. İş arıyorsun. Sen kendi gününde evine misafir gelseydin, yani rakip arkadaşların gibi kendi gününe gelseydin. Kendi yemeklerine kaç puan verirdin? Kendi yemeklerime? 5. 4'ü verirdim.
Dördü verirdim. Ciddi söylüyorum, dördü verirdim. Gerçekten bravo. Dördü verirdim. Herkes kendi yemeğini beğeniyor. Ama ben kekim için dün niye ne dedim? Niye beni hedef aldınız birden yani? Niye kekim ben için dün ne dedim? Olmadı bugün. Dedim. Benim benim bir şey diyeceğim. Kabul etti yani. Kabul ettim yani. Çok özür dilerim. Bugünkü çorbaya bak dedin ki kolay bir çorba dedin. Evet kolay. Kıvamını yoğun evet, buldum. Evet buna. İçine şahavuç falan da koymamış. Kendi tarhana çorban topaklandığı halde ona dört veriyorsun. O nasıl oluyor? Hadi çorbayı geçtik hadi. Ama artık acı. Diğer yemeklerime bak hepsi de dört tane menü beğendi oradan. Dört menü mü beğendi? Dört dedin o cacı ne sayıyorsun Halif abla ya? Hani bayılıyordun ya? Tamam bir tane bayılıyordun güzel. Şimdi bugün beni değerlendirirken biz kuşkonmazı ayrı, patatesi ayrı, salçasını ayrı, yağını ayrı mı değerlendiriyoruz yani puanlama verirken? Şimdi cacı, onu, bunu tek 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 mi puanlandırıyorsunuz? Her neyse benim yani dört tane çeşidim çıkmış, yenecek kıvama gelmiş yani Kadir Bey. Ama hanımlar yemediklerini söylüyorlar nasıl acıdan. Nasıl acıdan? Biber acıydı, çorba acıydı. İşte bak ne dediniz? Dolmacıydı. Biberin kendisi acıymış dediniz. Hayır. Biber kendi acıysa... Olur mu? Hepimize benim... mi acı geldi bu? Siz değil ben yediniz. Biberin acısını ha, da aldım dedim. Ha. Bu ha. Üç peki, yumruğu olduğu için. Peki o gün sadece dolma biber mi acıydı? Hayır. Çorba. Çorba. Bir tek acı olmayan tatlıyla incikti. İncik evet. Biz de ona puan verdik ama işte... Salatayı da beğendiniz. Pilava da beğendiniz tane tane diye. Salatayı beğenmedik. Pilava. Hayır hayır. Evet. Salatalıktan cacık yaptım ya. Pilava konserve. Ben bunu 45 dakikada yaparım bu menüyü diyorsunuz ya. Siz de kolaya kaçıp nohutu konserve kullandınız. Şimdi niye döndü bana geldi? Ben onu anlayamadım yani. Neyse onu söyle. Ben kimseye dönmedim. Kimseye de bir sorunum yok. Bir de tarhanayı kendim yaptım dediniz. Evet. Ben ısrarla sordum. Kendi yaptığımı kullanacaktım. Risk almadım onu yaptım. Ama insan evindeki ürünü kontrol etmez mi? Çok özür dilerim. Halife abla sen o gün demedin mi ben sizi marketten aldım sana kullanmadım dedim. Diye. Kandırdınız mı o gün sordum bizde? Sordum çünkü. Karışığa gitti o. Vallahi. Neyse bizde yalan dolan yok. Evet hayır, neyse o. Doğru. Ve şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani hayır çünkü o gün ben evet, de bana... Evet. Bir de bana dilerim ki... Neyse sakinim ama kapağım çalışıyor. Ben var sizin... evde tarhana gösteririm. Evde tarhana yok değil hemen mi? Hemen gidelim sordum. Kullanmadım işte sonra da vazgeçtim. Şimdi baştan da ev tarhanası diye açıklayınca son anda da onu kullandım. Öyle de böyle tamam, de şey ben olacaktı. Ben sordum da niye bana demedin ki evet markettekini kullandım diye? Sen sordun mu şeyi? Evet sordum. Senin yandaştın paketi ya Kadir. Kadir senin yandaştın paketi. Beraber ben paket açtığımızı görmedim. Masaya geldik. Hanımlar sana sordular. Çok pardon. Ben sordum özellikle. Kızlar açtı. Tarhanayı kızlar açtı. Hanife doğru. Dedim ki Hanife Hanım dedim. Tarhana hanımlar sordu ev tarhanası dedi. Ben de dedim ki evet dedim fişte dedim ücretine baktım evet. Pahalı bir tarhana dedi. Sen de hayır ben onu kullanmadım ev tarhanam dedi. Evet. Ben de tamam dedim evden kullandım. Hem de kendim yaptım. Çünkü paketteydi. Ama şimdi diyorsun ki ben ev tarhanası kullanmadım. Kusurum olsun Kadir. Kusurum olsun. Kusurum olsun. Yalan abla. Ne yapalım yani ne diyorsunuz hayır, yani. Neyse, ben şimdi sivrildim ağaca çıktım bu sefer de yani. Böyle baltalamaya çalışıyorum. Ama bakın bu yaptığınız çok özür dilerim. Şunu demek istiyorum. Bu tarhana olayı ve bunu bugün açıklamanız bu çok yanlış. Yok sofrada da açıklandı belli oldu. Tarhana ev tarhanası da olsa market tarhanası da olsa yapılışına baktık zaten. Yani. Sadece yani sizde hata yani hep hazıra kaçmış yani. Olabilir. Eksiğiniz olabiliyor. Ama işte bunu kabul etmek önemli olan. Siz bunu kabul etmiyorsunuz. Ya o an işte birden bir boş bulundum onda bir yanlışlık oldu. Sadece o an için konuşmuyorum. Bir hafta geneli boyunca konuşuyorum. Siz kendinize yorum yapıldığında hep şunu diyorsunuz. Hayır bu böyle olur, bu böyle olur, ben böyle yapıyorum, bitti. Onlar da savunsun kendini. Ama savunamıyorlar nasıl? Ki. Siz onlara direkt diyorsunuz, tamam benim yorumum ben sustum. Ama Kadir Bey, şey yok sesin yükseldi. Yok şey böyle der, olmaz. Şey der gibi, ben size muhatap olmuyorum, beğenmiyorum işte, sizin fikirlerinizden. Baştan beri ben sustum. Şimdi bunu hedef tahtası gördünüz. Hayır. Baştan hani beri bak, beni hedef tahtası yüce gördünüz. Hayır, olur bakın, mu öyle şey? Evet, aynen. Ama yalan siz yalan söylediniz. Şu an biz sizin yalanınızı konuşuyoruz. Orada yalan olmadı, yanlış oldu. Bir anlık bir bocalama oldu. Yani, yalan değil, yanlış yok, oldu. Bir anlık bir bocalama oldu. Hayır, bir anlık bir bocalama oldu. Yok, bir anlık bocalama oldu. Aynen, aynen. Hakaret ediyorsunuz. Aynen. Bocalama oldu. Bu hepimiz yanlış oldu. Allah şahit, ben size hakaret anlamında hiçbirinize de söylemedim. Ben bu kadar mı manyağım? Bak bak, gene diyecek çok, gene diyecek bağırıyorsun. Peki niye söyledin? Kamera... Peki bunu, bu yorumları ya, niye yaptın? Ya lafın gelişi bak. O zaman şunu diyeceğiz. Masaya sorulduğunda yorum yapabilecek kapasiteniz yoktu o zaman benim elbiselerle başladınız. Misal veriyorum o zaman. Al bu da hakarettir. O zaman masa sorulduğundan niye benim giydiğim kıyafet? Ben de benim başka bir kıyafetim ben hep çiçek veriyordum. Ben örnek veriyordum dinlemedin ki. Peki, örnek veriyordum dinlemedin ki götürdün oraya bağladın. Sabah kadar da tartışsak bu konunun bu bitmez, gelmeyecek bitmez, maalesef. Yani evet. Evet. Bitmez. Yorucu evet. Bir hafta oldu. Evet, herkes çok yoruldu. Çok yoruldu. Kadir Bey. Ellerinize sağlık diyorum. Ayten Hanım siz çevirin son puanınızı buyurun. Seni çok seviyorum bebeğim. Ben de. Ne olur kusuruma bakma. 2 puan geldi. Patates salatan ve misafirperverliğin harika peki. Bir insansın. Toplamda 7 puana ulaştı Sevil Hanım. Ellerinize kollarınıza afiyet sağlık. Afiyet olsun. Her şey için uğraştınız. Evet. Nereye gidiyoruz? Ben puan vermeye gidiyorum. Döndüğümde
bu çetrefilli, bu gergin, bir haftadır yorucu olan masadan kim 20.000 TL ile kalkacak? Hep birlikte göreceğiz. Bekleyin, beni geliyorum. Hanife Hanım, burada farklı davranan bir siz varsınız. Bir öylesiniz, bir böylesiniz. Oy Hanife, her şey üstüne alın iyisin ya. Artık vallahi çok yoruldum. Enem Arat, benim de haftanın son günde Sevil Hanım'la yarıştık. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum. Haftanın en cesaretli yarışmacısı Sevil Hanım'dı. Çünkü böyle bir menüyle ben hamar atım diyerek ekran karşısına geçmek herkesin, her baba yiğidin harcı değildir. Sevil Hanım, cidden hamar at olduğunuza nasıl inandınız ve buraya geldiniz? Ben şahsen kendi adıma inanamıyorum. Temizlik konusunda ev güzeldi, koltukların arasında kalanlar vardı. Bulaşık makinesinin arası ve arkası vardı. Ah Sevil Hanım, hele ki büyük final öncesinde kendinizi savunmanız gereken yerde bu kadar sakin kalmanız. Çok üzülüyorum sizin adınıza ve şimdi puanımı veriyorum.